sevgili izleyiciler. Hayırlı sabahlar herkese. Evet, herkese günaydın. Güzel bir gün olması temennisiyle programa başlıyoruz. Nasılsın Selda? Vallahi hocam iyiyim ama inan ki yayından hemen önce birazcık üzüldüm senin adına. Niye? Telefonunu unutmuş Murat Hoca bugün. Buradan evet, duyuruyoruz bütün hastalarına, herkese, işi gücü olanlara, evet, herkese. Aman. Ya nasıl bir duygu? Biz ne kadar yapışık yaşıyoruz telefonlara? Ya çok yapışmışız hakikaten. Dediğin gibi ben düşünüyorum şimdi bir sürü insana cevap vermem gerekiyor. Bir iki mesaj var. Mesela tomografisini kontrol ettiğim hasta var. O benden haber bekliyordu. Onu haber vermem lazım. Artık Instagram'ın hikayesine de yazacağım bugün unuttum diye. Haberiniz hani, olsun. Evet, haberiniz olsun. Ulaşamayacak çünkü birçok kişi. Ama işte şimdi tabletten bir şeyler yapmaya çalışacağım. Evet ama eskiden telefonlar yokken ne yapıyorsak aslında öyle yapabiliriz. Esasında güzeldi, rahat da öyle yani. Evet, bütün hayatımız telefon olmuş hocam. Tabii canım. Bütün iletişim çok... gücümüz. Yani eskiden... Bir de biraz rahatsız edici değil mi ya? Telefonla ya ben mesela sıkılıyorum bazen yani, sürekli ulaşılabilir olmak güzel bir şey değil ki bence. Doğru diyorsun. Bazen insan ulaşılmamak istiyor yani. Nerede olduğunu kimse bilmesin. Evet. Çok enteresan ya. Yani sen bana söyleyince kendim unutmuş kadar üzüldüm. Hayır yani eskiden ne olurdu biliyor musun? Mesela ilk böyle herhalde kaçtı işte 96'da ben asistanlığa başladım. 94'te başladım. O zamanlar böyle cep telefonu çok yoktu yani. Yeni yeni çıkıyordu, alıyorduk varsa vesaire. Hep düşünürdüm yani böyle her zaman ulaşabileceğim bir şey olsa da mesela nöbette diyelim ki canım bir şey çekti. Git dışarıda hani bir şey ye, bir şey olursa hastaneden arasınlar falan diye. Hayal ediyorduk. Hayal ediyorduk o zaman ama hani ne zaman ki cep telefonları elimize düştü ve bu kadar ulaşılabilir olduk, bu sefer onların esiri olduk. Evet maalesef öyle. Bir taraftan da iyi tabii. Hem çolukla çocukla ilgili hemen haberler geliyor falan. İyi tarafından bakıyoruz teknolojiye ama gününüz güzel geçsin diyorum. Hocam evet, senin de güzel geçsin inşallah. Benim bugün kafa rahat. Kimse ulaşmayacak. O zaman bugün son fotoğrafın altına evet, cep telefonları olmasaydı ne olurduyu soralım mı? Hadi onu soralım. Madem tamam. Murat Hoca'nın böyle bir şey gelmiş başına, cep telefonları olmasaydı ne olurdu? Hadi bizimle paylaşın. Ne olurdu acaba? Ya bizim program faksla devam edecekti. Onu biliyoruz. Ya. Sen hep diyorsun ya. Evet. Çok güzeldi o günler. Fakslar uzun uzun gelirdi okul. Ama ne kağıt israfı. Aa, doğru bak. Bir nereden bakıyor gene olaya. Sevgili izleyiciler, tekrar hoş geldiniz. Güzel bir gün olsun hepinize. Doktorum yanımda TV360 bizim Instagram hesabımız. Oradan ulaşabileceğinizi biliyorsunuz zaten. Sorularınızı sorabileceğiniz gibi cep telefonları olmasaydı ne olurdu onu da bir yazın. Hadi. Sonra programda neler olacak görelim mi? Görelim. Görelim. Tamam, buyurun neler var bakalım. Antibiyotiği bilinçli kullanıyor muyuz? Bilinçsiz antibiyotik kullanımı can kaybına yol açar mı? Bebeklerde ve çocuklarda vitamin desteği kullanımı doğru mudur? İnternetten ilaç satın alınabilir mi? Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ahmet Aydın merak edilen tüm soruların cevaplarıyla birazdan doktorum yanımda da. Tüm hastalıklardan korunabilmenin yolu güçlü bağışıklık sisteminden geçiyor. Peki bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendirebiliriz? Beslenme şeklimizi değiştirmeli miyiz? Kötü beslenme ve hareketsiz bir yaşam sürmek bağışıklığımızı nasıl etkiliyor? Profesör Doktor Murat Aksoy bugün bağışıklık sistemimizi güçlendirmenin yollarını anlatacak. Birazdan doktorum yanımda da. Evet, bugün bağışıklık sistemini nasıl güçlendirebiliriz anlatacağı gibi Murat Hoca, çok değerli konuğumuzda da antibiyotiklerin kullanımı ile ilgili yanlışlarımızı, hatalarımızı, doğrularımızı konuşacağız. Doktorum yanında TV360. Instagram adresimizi bir kez daha hatırlattık. Sizler cep telefonundan önce demeyelim de cep telefonu olmasaydı ne olurdu? Olumlu, olumsuz ne düşünüyorsunuz? Bizimle paylaşırken biz hemen haberlere geçelim. Olur. Akşam boyunca Türkovak'la ilgili gelişmeler evet, izledik haber bültenlerinde. Hemen bizler de size aktaralım. Çok mutluluk verici bir şey tabii. Türkiye'nin kendi ürettiği aşısının olması. Şu aralar omikron varyantı da bu kadar yaygınken aşılanmanın iyice altını çiziyoruz programda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli koronavirüs aşısı Türkovak'ın acil kullanım onayı aldığını ve seri üretime başlandığını duyurdu. Bakan Koca aşının gelecek hafta sonundan itibaren başta şehir hastaneleri olmak üzere yıl bitmeden yaygın kullanıma geçeceğini açıkladı.
Evet. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. İnşallah. İlk sonuçlarda iyi gibi görünüyor. Ateş Hoca'nın verdiği bir haber var burada. Profesör Doktor Ateş Kara, Türkovak grubunda olan kişilerde enfeksiyonun yarı yarıya daha düşük olduğunu söylüyor. Hmm. Çünkü kaç kişi olduğunu burada söylememiş ama diyor ki hani biliyorsun Türkovak da ikiye ayrıldı. Hani bir normal aşı olanlar bir de Türkovak olanlar. Placebo galiba. Onun ayrıntısını tabii bilmiyoruz burada. Hı hı. Ama özetle diyor ki eğer Türkovak kolundaysa kişi diyor o zaman hastaneye yatma ve yoğun bakıma ihtiyaç duyma oranı açısından baktığınız zaman diyor herhalde %50 azalmış gibi çünkü 22 kişiye 40 kişi diyor. Ha, pardon hatta şöyle demiş hastaneye yatan yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastamız hiç olmadı demiş. Dolayısıyla bu hatırlatma dozu olarak kullanılması çalışması biliyorsunuz Türkovak bu arada onu da söyleyelim. Evet. Ya hatta Ateş Kara hocamız bizim aşımızın daha etkili olduğunu gösterdi bu veriler diyor. Yani yoğun bakıma yatan, hastaneye evet. yatan hasta ihtiyacı hiç duyulmadığı için acaba antikor seviyesini daha da mı yükseltiyor? Sinovac yani bu ama şey göre. Karşılaştırması değil bu. Değil hani başka tabii. bir aşıyla karşılaştırma Doğru. değil. O yüzden hani başka daha aşıya etkili. Karşı daha fazla etki gibi değil de şöyle diyor bizim aşımız hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor düzeyinde 4 kat fazla artış olduğunu gördük. Hı hı. Bizim aşımızın daha etkili olduğunu gösterdi cümlesinden ben öyle bir çıkarım hı. yaptım ama. Ama şey ki, evet. bildiğim kadarıyla başka bir aşıya karşı yapılmadı yani. Öyle bir araştırma evet, yok. Evet. Ama Türkovak'ın da son derece güvenli olduğunun altını çizebiliriz. Hı hı hı. Şu aralar omikron nedeniyle de zaten. Üçüncü doz aşılara evet. başlandı. Randevunuzu alıp üçüncü doz aşınızı alabilirsiniz. Tablomuza bakabiliriz dilersen hocam. Olur, aşılanma bakalım. Oranı, Türkiye'deki aşılanma oranı ve vefat sayısı 179. Ya dikkat edersen vaka sayısında çok hafif bir yükselme var. Çünkü 17 binde en son baktığımız zaman 20 bine yaklaşıyor 19 bin. Vefat sayısı da 179. Ha burada bir tek güzel olan haber bence artık İstanbul'un da maviye dönmüş olması. Aşılama evet. oranları açısından baktığınız zaman. Yani %65 ile 75 arasında gidip geliyordu. Sürekli sarı görüyorduk. Şimdi %75'in üzerinde tabii ki bu oran 18 yaş üstü toplum için, bireyler için söylüyoruz. Yani tüm toplumun %75'i üzerinde değil doğrusu. Hı-hı. Ama bu da hani en azından iyi haber. Artık İstanbul'un da hani yüksek bir aşılanma oranına sahip olduğunu söylemek lazım. Darısı diğer sarı bölgelerin ve turuncu bölgelerin başına diyorum. Kırmızı bölgemiz hiç kalmadı. Evet. Yani %55'in altında aşılanma oranı olan il kalmadı. Biz bu haritayı basmavi görür müyüz? İlla ki göreceğiz bence. İlla ki göreceğiz. İlla ki göreceğiz. Bakalım 2022 ne getirecek sevgili izleyiciler? Çok az kaldı. Evet. Ya bizim hep böyle beklentilerimiz olur ya işte bu hafta bitsin de haftaya şu olur. Bu yıl bitsin de bu ay bitsin de hele bir bitsin. Belki 2022'de inşallah bu pandemiyle ilgili daha güzel haberler veririz sizlere. Ama o espriyi yapmayacağım. Hangimiz yapacak? Hangisini? Seneye görüşürüz. Ay, herkes birbirine yapacak. Yılın son evet, günü yılın herkes. Yılın son günü herkes yapacak seneye birbirini. Seneye görüşürüz. Şimdi bir de böyle şey yapıyoruz ya. Yani aşırı bir değer veriyoruz biz. Hani sanki böyle gerçekten 31 Aralık gecesinden sonra bir anda her şey değişebilir potansiyeli var. İşte onu demeye çalışıyorum evet. ben de. Hani yani böyle şey aynen devam ediyorsun. 2022 başladı. Ne değişti? 18 oldum. Ne değişti? Hani onun ha, gibi. Evet evet evet. 18 doğru. olunca çok şey değişecek sanmıştım. Hiçbir şey değişmedi. yine saat 12 olmadan eve gelmek zorunda kalmıştım. Evet, Avustralyalı araştırmacılar ne yapmışlar bakalım. Şöyle bir araştırma var. Dün bayağı da araştırma sonuçları aktardık. Danimarka'ya gittik, Belçika'ya gittik. Avustralya'da da buruna kan sulandırıcı sıkmanın koronavirüse karşı koruma sağlayıp sağlamayacağını görmek için bir çalışma yürütülüyor şu sıralar. Kan sulandırıcıların burun spreyi olarak test edildiği Avustralya'da araştırmacılar spreyin koronavirüslü bir kişinin burnuna püskürtüldükten sonra başka birine kullanıldığında hastalık bulaşmadığını söylüyor. Gelecek yılın ortasında sonuçlanması beklenen araştırma iyi bir sonuç verirse diğer önlemlerle birlikte kullanılabilir. Hem erken bir tedavi hem de virüsün yayılmasını durdurmak için adeta bir burun maskesi olarak kullanılabileceğini söylüyorlar. Hı-hı. Bir kere kan sulandırıcılar buruna sıkılabiliyor muydu şu an öğrendim. Ya herhalde öyle bir versiyonu var mı? Ya rutinde yaptığımız bir şey değil aslında. Hı-hı. Heparin burada kullanmışlar. Heparin bizim genellikle iğneyle verdiğimiz ya damar içi verdiğimiz ya da cilt altı uyguladığımız bir ilaç. Burada sprey olarak kullanılmış ama tabii ki oradaki hedefi esasında hani onu nereden temel bilgisini çıkardılar bilmiyorum. Hani neden mesela heparin bir sürü ilaç var.
Hani mutlaka bunun bir zemin bilgisi olması gerekir ki hani ya heparin işte şu özelliğinden dolayı virüsün bağlanmasını azaltabilir. Biz bunu hadi bir de spreyle deneyelim mi demiş olmalarını beklersin. Tabii çalışmanın orijinali elimizde olmadığı için zaten şu anda daha çok hani ön çalışmaymış anladığım kadarıyla. Çok ayrıntısını bilmiyoruz yani böyle bir deneye başlamışlar. Bakalım hani ne olacak? Her zaman söylediğimiz gibi koronavirüs döneminde bir sürü yeni şey duyacağız. Bir sürü yeni tablonun denendiğini göreceğiz. İlacın denendiğini göreceğiz. Aşının denendiğini göreceğiz. Farklı alanlarda kullanılan ilaçların buraya da adapte edilebilip edilemeyeceğini sorgulayan çalışmaları duyacağız falan. Dolayısıyla hani göreceğiz. Deneyince sonucu tabii, ne olacak bakalım ister yani. İster istemez hani neymiş bu, bunu nasıl çözebiliriz için denemeler yapılıyor, çalışmalar. Evet yani hani bu işe yarar mı yaramaz mı onu daha bilmiyoruz. Onu çalışma gösterecek bize. Evet. Peki böyle bir çalışmaydı bu da. Şimdi yıl bitiyor dedik ya. Yeni yılla ilgili önlemler alınmaya başlandı çeşitli ülkelerde. Türkiye ile ilgili de henüz herhangi bir şey yok. Şu an işletmeler planlarını, programlarını yapıyorlar. Organizasyonlara satışlar yapılıyor galiba. Bilmiyorum. Hiç bakmadım evimde geçireceğim için. Ama yılbaşında bilmiyorum, bana kalırsa evinizde kalın diyeceğim ama tabii çalışanlar da işletmeler de tam tersini istiyor. Ülkeler nasıl önlemler aldılar? Bir bakalım mı beraber? Ülkelerde ne olacak? Şu ara zaten onların başladı Noel tatili. 26'sında mı ne başlıyor? Biz öyle bir gün 24'ünün akşamı Noel olması gerekir. Bugün 24. Öyle. 24 mi bugün? Yok canım. Bugün kaç arkadaş? 23'ü bugün. Ha, 23. 23 mü? Ben önden bayağı gidiyorum. Bakalım şimdi Avrupa'da koronavirüs kısıtlamaları nasıl? Almanya'da sevgili izleyiciler 28 Aralık'tan itibaren özel toplantıları 10 kişiyle sınırlayacağı, gece kulüplerinin kapatılacağı duyurulmuş. Gece kulüplerini kapatıyor. Özel toplantıda da maksimum 10 kişi olabilirsin diyor. 28 Aralık'tan itibaren. Evet. Portekiz'de ülkedeki barların ve gece kulüplerinin 26 Aralık'tan itibaren kapanacağı ve 9 Ocağı kadar evden çalışmanın zorunlu olacağı açıklanmış. Neredeyse Portekiz kapanmaya gitmiş, evet. Yani. Neredeyse değil, gitmiş. Baksana evden çalışma dediğine göre. Açık havada buluşursan da 10 kişiyi geçmeyecek. Parkta 10 kişiden fazla toplu olamayacaksın. Onların ama şey çok oluyor. Bu Avrupa'da parklarda böyle piknik diyorlar da hani bir araya gelip bir şeyler içtikleri, sohbet ettikleri falan ortamda oluyor. Evet. Köprülerde mesela Paris'te olur. Evet. Demek ki onları da yasaklıyorlar. Portekiz deyince İstanbul gelir aklıma. Çok benzer değil çok, mi? Çok yani o köprü. Ben Portekiz'e gitmedim hiç. Yani gitmediğim ender ülkelerden bir tanesi. Ama herkes aynı şeyi söylüyor. Hiç değişik gelmeyecek sana. Allah. Yani bir küçüğü gibi. Evet, Lizbon falan. Şimdi Finlandiya'da nasıl? Finlandiya'da hükümet yeni yıl öncesi restoran ve kafelerde COVID-19 tedbirlerini sıkılaştırma kararı almış. 24 Aralık'tan itibaren barlar ve restoranlar saat 22'de kapatılacak. Söz konusu önlemler 28 Aralık'tan itibaren daha da arttırılacak. Saatler öne çekilebilir, ileri çekilebilir. Hollanda'da geçen pazartesi günü sıkı bir karantina ilan etti. Hollanda COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında 14 Ocak 2022 tarihine kadar da geçerli olacakmış. Ya bu Hollanda çok acayip yaptı ya. Ben çok şaşırdım gerçekten. Herkes çok şaşırdı zaten. Helal olsun mu diyorsun yoksa fazla mı diyorsun? Yani biraz sanki bana fazla gibi geldi ya. Ya bir anda böyle şey yaptı çünkü. Hani tak diye yarından itibaren işte kapanmaya gidiyoruz. 14 Ocak'a kadar da kapanıyoruz dediler. Hani anlattım ya geçen. Ya protesto yapacak zamanı bile bırakmadılar yani insanlara. Biz aldık kararı, siz protesto evet, yapsanız. Evet gerçekten yani protesto için de bir araya gelemedi insanlar. Hani gelsinler diye söylemiyorum ama o kadar hızlı oldu yani. Enteresan, çok hızlı karar verdiler. Bir de Avrupa'da şöyle bir şey oldu yani omikron hakikaten bir anda herkesi çok alarma geçirdi. Artık işte 5. dalga omikrondan olacak vesaire deniyor. Evet, 5. dalga olarak adlandırılıyor Avrupa'da. Ve sanki biz diğer Avrupa ile aynı anda bir kapandık falan, aynı anda vakalarımız artmıştı ya, bu omikrondaki şeyde geride kaldık Türkiye olarak. Ama yok, başlangıcı hatırla, biz de daha sonra vaka sayısı çok arttı. Yani hatırla, biz senin İtalya'yı konuşuyoruz. Tabii diyorsun. Hatırla bak, İtalya'yı konuştuk. İtalya'da çok patladı dedik. O zaman hatta biz yayın yapıyor muyduk acaba, hatırlayamıyorum ama. Yani ilk dönemlerinde, o İtalya'nın patladığı dönemde biz daha şey değildik yani o kadar. Yani diyorsun ki yine bizde de aynı durum olabilir.
Olacaktır yani. Biraz öyle öngörüler var. Olacaktır. Bir iki ay sonra biraz kapanmalar olabilir gibi. Ha, kapanma olur mu bilmiyorum ama yani vaka sayısının artacağından eminim. Evet, o yüzden yani birazcık korkmak iyi olabilir burada. Hmm. Korkarsak tedbir alıyoruz ya ister istemez. Fransa kaldı. Fransa'da Paris'te geleneksel havai fişek gösterileri iptal edilmiş. Halka mümkün oldukça kalabalık etkinliklerden kaçınılması da tavsiye ediliyor. Buradaki herhangi bir yaptırım yok ama havai fişek gösterilerinin iptali bile insanların evde kalmasına yeterli gibi duruyor. Tabii. Ya bunlar esasında bir mesaj bir yandan da. Yani sen şimdi oradaki gösteriyi iptal ettiğin zaman diyorsun ki kardeşim ben sana sağlık garantisi veremiyorum. O yüzden sen evinde kal mesajını veriyor aslında orada. Bir şey olursa da ben sana dedim diyecek. Yani bir anlamda öyle tabii. Evet, evet. Çünkü herkesin en çok korktuğu şey omikronun çok hızlı yayılmasından dolayı aslında hafif geçiriyor olsam bile hasta sayısı, ağır hasta sayısı da yani hasta sayısı takiben ağır hasta sayısı da çok artacağı için hastanelerin yükü karşılayamamasından korkuyor herkes. Evet. Yoksa hani şu ana kadar Güney Afrika'dan gelen veriler omikronun belki biraz daha hafif geçebileceğini gösteriyor. Aşılarda koruması olduğunu gösteriyor. Dün gene mesela bir çalışma vardı. Yani 3 aşılarda %80'in üzerinde bir korunmadan bahsediyorlar. Evet. Ben de haftaya olacağım 3. aşımı. Evet. Geldi o vakit. Olun şey yapmayın yani gerçekten. Sen 4 dedin değil mi? Ben 4 evet benim 4. Evet. Evet sevgili izleyiciler birazdan şey yapacağız, mesajlarınıza bakacağız. Cep telefonu olmasaydı ne olurdu? Olumlu ya da olumsuz. Ne düşünüyorsunuz? Murat Hoca bugün cep telefonunu unutmuş. Ve hayat durdu mu? Ne hissediyorsun mesela? Sen söyle. Ne hissediyorsun? Vallahi bir şey hissediyorum şu an. Ya hissetmez olur musun? Tabii ki eksiklik hissediyorsun. Şimdi hastaneye arayıp bir şey demem gerekiyordu. İşte mail ona attım. Allah'tan şey yanında da. Evet, evet. Tabletten attım hakikaten. Bu arada enteresan birkaç haber vardı da onu da şey yapayım dedim. Bak bunu zaten vermiştik ama Delta virüsüyle karşılaştırıldığı zaman omikron hava yollarında 70 kat daha hızlı yayılıyor. Ama akciğerlerin içinde 10 kat daha yavaş yayılıyor. Hmm. Yani akciğer tutulumunun daha düşük olması bekleniyor. Mesela birazcık teselli verici bir şey gibi duruyor. Evet. Çünkü en kötüsü COVID'in neydi? Akciğeri tutması. Aynen. İnsanların yoğun bakıma yatma sebebi. Hatta hayatlarını kaybediyorlar. O yüzden omikronun bulaşıcılığı var ama daha ağır seyrediyor diyemiyoruz. Yani şu anda öyle değil gibi. Yani umarım hep böyle de devam eder. İngiltere'de de izolasyonu 7 günle sınırladılar bu arada. Ha, yani COVID pozitifseniz evet. 7 gün izole edildiğinizde yeterli oluyor İngiltere'de. Ama test istiyor sonrasında. Ha, bakalım negatife düştün mü diye. Peki şimdi sevgili izleyiciler omikron varyantı ile ilgili gelişmeler pandemide böyle. Biliyorsunuz sadece pandemi değil tüm dünya aslında çevre kirliliği, susuzluk, iklim krizi ve atıklarla uğraşıyor. Bir yandan bunların artışı da göze çarpıyor. Almanya bununla ilgili güzel bir tedbir aldı. 2015'ten itibaren bizler de poşetleri parayla alıyoruz biliyorsunuz. Ama Almanya 1 Ocak 2022 itibariyle müşterilere tek kullanımlı plastik poşet vermeyeceğini açıklamış. Yani tamamen yasaklanıyor. Kullanım oranı %64 azalmıştı. Ücretli olduğunda. Hı-hı. Çünkü market çalışanı bize diyor ki poşet ister misiniz? Eskiden demiyordu. Üçer beşer her şeyi deterjanı ayrı bir poşete, ekmeği ayrı bir poşete. Oh rahat rahat. Sonra tabii ki çöp poşetlerimiz hala poşet bu arada. Yani evet, hala plastik poşet kullanıyoruz. Hala var. Tabii. Çöpleri atarken. 15 ila 20 mikrometre kalınlığındaki plastik poşetleri içeriyormuş bu arada yasak. Her plastik poşeti içermiyor. Bu çok kalın ve dayanıklı olanlar. Hmm. Yasağın ihlali durumunda işletmecilere idari işlem uygulanabilecek. Eğer işletmeci plastik poşet kullanmaya devam ederse 100 bin euroya kadar para cezası var. Meyve sebze bölümündeki plastik torbalar bu kuraldan muaf. Meyve sebze şeyindeki plastikler 15 ile 50 mikrometre. Ondan daha ince ya. Hı hı. Orada hala poşet kullanılacak. Şey çünkü yani plastiğin doğada erime süreci çok uzun süre.
Evet. İşte mesela suda 400 yıl, toprakta 800 yıl kalıyor yani. Hani diyorsun ya sen, bu Covid bittikten sonra bizim böyle bu görüntüler kalacak mı? Görüntüleri bilmiyorum ama plastikler kalacak yani. O net, gelecek ha, nesillere. Bizim videolar kalır mı bilmiyoruz ama içtiğiniz bir şişe sunun plastik şişesi kalacak yani. Aynen. Kalacak aynen. Yani. Ama şöyle bir şey var. Türkiye'de mesela 2001 Ocak 2019'dan itibaren ücretli hale gelmiş plastik poşet kullanımı. Evet. Ve bunun sayesinde de bugüne kadar plastik poşet kullanımı %75 oranında azalmış Türkiye'de. Güzel bir oran. Yani güzel, evet. Çünkü dediğin gibi insanlar markete gittiği zaman kasiyer sorduğunda işte 15 kuruşa bir de poşet verelim mi diye hayır diyorsun. 15 olsa iyi hocam, 25 kuruş bile. Yani. Şu an 25 kuruş. Marketine göre değişiyor muhtemelen de. Ve duyarlı çok vatandaş görüyorum, elinde böyle bez evet, poşetiyle evet. gidiyor markete. Onu file. Yapabilsek file, kese kağıdı. Hmm. Kese kağıtlarının tek handikapı şöyle taşıyamıyorsun. Böyle yani. Hem öyle, bir de kese kağıdı altından yırtılabiliyor eğer bir şey, bir de ıslak bir şey olursa. Bir de o da ağaç kesiliyor. Tabii canım, onda da var yani. Onda, yani en güzeli gene bez şey olması lazım ama şimdi şöyle bir şey var. Onunla da ilgili böyle aşırı şeye gittiğin zaman, incelemeye gittiğin zaman aslında bez poşetinde karbon izinin hiç de öyle ufak olmadığını görüyorsun. Çünkü bezi üretmek için pamuğun üretilmesi, pamukta kullanılan su, ondan sonra o bezin üretimi için fabrikanın çıkardığı çevre kirliliği tabii. vesaire derken aslında neredeyse plastiğe yakın bir karbon izinden bahsediyorsun yani orada da. Öyle çok, hiçbir şey aslında çok masum değil. Tabii. Ama hani karşılaştırdığın zaman işte düzenli bez kullanımı yaptığında onun etkisinin daha az olacağını söylüyorsun. Ama gerçek anlamda mesela kullandığın bez poşetin plastiğin verdiği zararın üzerine çıkabilmesi için mesela en az 50 kere kullanman gerekiyor gibi kriterler var. Hani ben bez poşet alayım, 3 alışverişte onu kullanayım, böylece plastiği işte çevreye kirliliğim çok yok, öyle olmuyor kardeşim. Bayağı defalarca kullanman lazım o bez poşetini. Evet. Yani durum böyle. Almanya'da durum böyleyse bilmiyorum, bak buna katılabilirim. Türkiye'de de böyle bir şey gelse güzel olabilir. Olabilir, evet. Olabilir. Bakalım mı mesela? Ya dediğim gibi, çünkü bu böyle çok hani aslında ya evet plastik kötüdür deyip hemen de böyle şey yapmak da doğru değil. İyice hakikaten analiz etmek gerekir. Her ülkenin kendi dinamiği de birbirinden farklıdır. Evet, evet. Türkiye için aynı doğru olan Almanya için doğru olmayabilir. Hani genel anlamda tabii ki plastikleri şey yapmıyoruz. Hani il olsun savunmuyoruz, demiyoruz, savunmuyoruz. Evet. Dönüşümün mutlaka olması gerektiğini söylüyoruz ama geçen gün de konuştuk biliyorsunuz. Yani plastiklerin tipleri de birbirinden farklı. 7 tane bildiğim kadarıyla plastik var. 1, 2... Ve bir tane daha 5 olabilir belki, çok emin değilim. 1 ve 2'den eminim. Mesela üzerinde yazıyor böyle, evet. Oklar var ya. Saklama üzerinde 1, 2, 3, 7'ye gidiyor yani. 1 ve 2 geri dönüşebilir ama kaç kere geri dönüşebilir? Evet. 1 bilemedin, 2 hadi bilemedin belki 3 yani. Evet. Dolayısıyla aslında hala orada açık olan noktalar var. Mutlaka. Şimdi biraz soru soralım sana. Niye? Sormayalım mı? İzleyicilerimiz sormuş hocam, bilemiyorum. Günaydınlara bakmayacak mısın? Günaydınlara mı bakalım? 9'a 5 var. Tamam. Çok konuştuk gene bugün. Tamam, estağfurullah hocam. Doktorum ya, estağfurullah, kendimi de şey yapıyorum arada. Doktorum yanımda TV360 Instagram adresimiz. Ya radyoculuk refleksi şey gibi böyle sürekli Instagram adresimiz, Instagram adresimiz. Sevgili izleyiciler evet yazın bize. Telefonlar olmasaydı ne olurdu? Bakalım neler var yorumlar. Aa Şebnem Hanım geçmiş olsun. Ya evet, o hasta yatağımdan izliyorum aynen. sizi diyor. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Cansu Hanım günaydın. Karlı Bursa selamlar. Nurten Ali Baş. Evet doğru okundum herhalde. Bursa'da kar varmış. Evet Çekmeköy'de falan dün bayağı karlıymış. Ya ay, bizim de sabah şeyde Çengelköy tarafı yani Çamlıca tarafında arabaların üstüne kar vardı. Oya Hanım bembeyaz karla uyandık diyor. Günaydın. Çayımla hazır bekliyorum diyor Nuray Mutlu. Günaydın Özge Hanım. Kahve az sonra, şimdi kahvaltı. Güne sizinle başlamak çok güzel, teşekkür ederiz. Siz bana bağımlılık yaptınız diyor Mümine Hanım. Ataköy'den sevgi ve selamlar. Beylikdüzü'nden Didem. Bak yeşil yeşil, bayıldım Selda Hanım'cığım cekete. Çok teşekkürler. Güzelmiş.
Çatılardaki hafif karla günaydın diyelim, yayınlar çay demleyip sizi dinleme zamanı diyor. Emir Elif Didem, çok teşekkür ederiz. İzmir'den günaydın. Bağımlılık yaptınız diyor. Egel Kim, Saliha. Kime bağımlılık yapmışız? İşte Egel Saliha, Saliha Hanım'a bağımlılık yapma yapmışız. Yapma öyle şeyler. 82 zaten. Yaşında. Bütün amacımız bu. Müjgan yengem sizleri çok seviyor, selamı var. 82 yaşındaymış. Ha, aleyküm selam. Öperiz ellerinizden, teşekkür ederiz. Kartal'dan sevgiler. Ben cep telefonu olmayan dönemlerde yaşamış biriyim. Sonradan teknolojiye alışmış olmamıza rağmen adapte olmanız çok zor olur. Yani telefonların hepsi alınsa elimizden. Hmm. Kim, nerede, ne yapıyor? Hepimiz paranoyak oluruz ya. Tabii canım. Ay, hele anneleri düşünemiyorum. Çok alışmışız çocuklara istediğimiz an ulaşmaya. Kahvaltı yani gerçekten bazen düşünüyorum yani annem beni merak etmiyor muydu? Kim düştü? Yine düştü galiba. Giderdik okula mesela, eve gelirdik falan, çalışıyordu annem. Ta akşam olduğunda geliyordu ve beni evde buluyordu. Bulamadığı zaman da biliyordu ki ya bir arkadaşımdayım, evet, tabii canım, ya bir yerdeyim. Ama bizim aklımız çıkar şu anda. Çünkü senin dönemindeki şey yok yani, güvenlik yok aslında şimdi. Doğru. Yani sen o kadar rahat şimdi çocuğunu mesela bırakamazsın tek başına. Ya değil. Hadi git oğlum işte şu şey, o çık dışarıda oyna. Yani nereye gideceğini bilmek istersin. Etrafında kim olduğunu bilmek istersin. Bakkala çakkala o kadar rahat gönderemezsin. Yok, ne göndermesi hocam. O yüzden. Valla iki dakikada bir ararız herhalde. Niye böyle olduk biz ya? Ya biz gerçekten neden böyle olduk? Gerçekten çok içim acıyor bazen. Çok üzülüyorum. Evet, Samsun selamlar Nazan Hanım. Size de uzatabilseydim çayımı keşke diyor. İzleyicimiz işte, Ankara'dan. Ama işte hop. Bir de isminizi yazsaydınız keşke ya. Mayfe artık neyse, okuyamadım. İsminizi de yazın. İzmit günaydın, kahvaltı saati, doktorum yanımda. Bu arada hocam reçele dikkat ediyorum. Güzel bir gün. Dün şey yapmıştık ya, o mesajı vermiştik. Kim yazdı onu? Serap Hanım. Serap Hanım. Kıbrıs Girne günaydın. Yoklamaya hazırız kahvemizle beraber. Çok teşekkürler. Evimizi neşelendiriyorsunuz. Eşim çıldırdı. Sabah akşam arar benim, çıldırırdı. He. Telefon olmasaydı eşim çıldırırdı. Ya evet, bak hep biz sabah çocuk diyoruz arar. Ve eşlerde de var öyle tabii canım. Ay, doğru. Misin? Benim sağlığımı yoklar. Siz yayındayken açmıyorum. Artık yayın bitince arıyor. Ben üzülürüm. Üzülürdüm. Köyde eğitim çalışmalarım aksardı telefon olmasaydı diyor. Hatice Hanım. Hatice evet. Öğretmen. Evet, Ayska, Bice, Hatice Hanım, günaydınlar, hayırlı sabahlar, Malatya'dan yazmış. Bitki çayım, doktorum yanımda, sizleri çok seviyoruz, Gaziantep. Kocaman selamlar, cep telefonu sohbet değil, haberleşme, acil çağrılar, bilgi için gerekli olduğunu düşünüyorum diyor. Evet, ya ben uzun uzun telefon konuşmalarını ben de hiç sevmiyorum da. Evet. Eskiden çağrı cihazı vardı, var mıydı senin? Yoktu. Benim de yoktu. Ama çağrı cihazlarına ilk tanıdığımda lisedeydim, çağrı cihazı gördüğümde. Büyük bir abimiz de vardı. Ya çok havalıydı ya. Hmm. James Bond gibi falan böyle bele takardı onu. Değil mi? Evet. Esas ilk cep telefonu bizim Allah rahmet eylesin Ahmet abimiz vardı. Onun bir cep telefonu vardı. Daha doğrusu araç telefonu Anten vardı. Anten çıkıyor muydu böyle burada? Evet, ne anteni. Takos. Onun şöyle bir kutusu vardı ya. Şöyle bir kutuydu. Yok artık. Vallahi billahi. Bak böyle elinde taşırdı vizit yaparken falan. Telsiz gibi gerçekten. Kocaman da bir ahizesi vardı zaten yani. Acayipti ya. Şimdi bak. Allah rahmet eylesin. Valla rahmet istedi. Vallahi. Göztepe'den omega 3 düzeyi ölçümlerimde omega 3 takviyesi almak doğru mu ölçmeden diyor. Balık pişirildiğinde ısı omega 3 okside olmuyor mu? Soralım mı hocamıza birazdan? Söyleriz. Vitaminleri de konuşacağız çünkü. Fethiye'den günaydın. Murat hocam, cep telefonu olmasaydı sosyal iletişim çok daha iyi olurdu bence diyor. Sosyalleşirdik. Ama doğru. Bir tek şöyle yani bazı yönlerden de iyi oluyor açıkçası. Çünkü uzun süredir görmediğin insanları mesela takip edebiliyorsun. Yani mesela ilkokul arkadaşlarını. Ama takip ettiğin için aramıyorsun hocam işte. Instagram'da görüyorsun ya. Ama zaten hani. Buluşmuyorsun. Evet, ama hani hepsinde sahip olamaz, hepsine hakim olamazsın zaten. Doğru. Yani 40 kişisin sınıfta. Doğru. Ama en azından işte bir haberin oluyor. WhatsApp'tan, oradan, buradan işte yani. Artısı, eksisi. Vaktimiz çok daralmış. Cep telefonu olmasaydı sizin gibi sevdiklerimizle iletişim kurmak çok zor olurdu diyor. Ya şimdi şu anda kullandığım şey cep telefonu canım. Yani. Evet Pınar Hanım, geçmiş olsun. Ufaklığın sınıfında pozitif vaka var diyor. Covid olmaz, olmayız değil mi doktorum? Ben yine Covid olmak istemiyorum diyor. İnşallah olmayız. Vallahi ben de olmak istemiyorum. Selamlar ya. Emine Hanım. Olmayız inşallah.
Evet, iyot kullanımı ile ilgili bilgi istemiş izleyicimiz. Çok güzel yorumlarınız var ama okuyamıyoruz. Cep telefonları olmasaydı toplumun psikolojisi daha sağlıklı kalırdı. İletişim aracı gibi görünse de iletişimsizlik, hareketsizlik beraberinde getirdi diyor maalesef Hülya Hanım. Çok güzel. Norveç'ten de sevgiler. Cep telefonu olmasa sudan çıkmış balık gibi nefes alamazdık herhalde. Çok bağımlı olduk maalesef diyor Türkan Hanım. Ben mesela şu anda... Hocam sen şimdi iyisin de hastaneye gidince göreceğiz. Yok, hastanede hayat, hastanede dek var. Dek telefonu. Yani evet doğru. Sabahları çok ihtiyaç oluyor. Peki neyse, çok teşekkürler mesajlarınız için. Şimdi Doktor Murat Anlatıyor'a geçelim. Bize bugün bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendireceğimizi anlatacak. Bu bölümü de izledikten sonra antibiyotik kullanımı ile ilgili doğrular, yanlışlar çok değerli bir konuğumuz olacak. Profesör Doktor Ahmet Aydın hocamız bizlerle beraber olacak. Hiçbir yere ayrılmayın. Şimdi Doktor Murat Anlatıyor diyelim. Bağışıklık sistemi çok önemli çünkü bütün hastalıklara karşı ve enfeksiyonlara karşı bizi ayakta tutan sistem bağışıklık sistemi aslında. Şimdi bağışıklık sistemiyle ilgili makalelere baktığımız zaman veya haberlere baktığımız zaman aslında hep şunu görüyoruz. Hani biz de o yüzden böyle bir yazı koyduk size. Hani işte bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendiririz? Nasıl böyle işte dimdik bağışıklık sistemi daha ayakta kalır, güçlü olur ama... Şunu unutmayın, yani bütün hastalıklarda aslında bağışıklık sisteminin kontrolden çıkması, yani aşırı çalışması bize zarar veriyor. Covid'de de öyle değil mi? Hani Covid'de de aslında ilk başta evet virüs kapıyoruz veya herhangi bir enfeksiyonda virüs kaptık, bakteriyi kaptık vesaire. O ortadan kaldırmak için vücut bağışıklık sistemini devreye sokup da çalıştırırken onun kontrolden çıkması aslında bize zarar veriyor. Dolayısıyla aslında bağışıklık sistemimizi güçlendirirken bir yandan da onu iyi idare etmemiz gerekiyor. İşte bugün ondan bahsedeceğiz size. Yani nasıl bağışıklık sistemimizi daha iyi çalışır hale getiririz diyeceğiz aslına bakarsanız. Şimdi birincisi tabii ki yediklerimize, içtiklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle işlenmiş gıdaları biraz böyle mutfağımızın, işte masamızın uzağında tutmakta fayda var. Çünkü işlenmiş gıdaların içinde ne olursa olsun koruyucular var. O koruyucuların bazılarının hakikaten uzun dönem etkisini biliyoruz ama bazılarının tam anlamıyla uzun dönem etkisinden çok haberdar olmayabiliriz. Çünkü yeni yine üretilenler var. Dolayısıyla özellikle bağışıklık sistemini ayakta tutmak istiyorsanız mutlaka iyi bir besin programı oluşturmanız gerekiyor kendinize. O yüzden İşlenmemiş ve besin değeri yüksek gıdalardan oluşan bir beslenme planı oluşturun diyoruz. Mesela bu dönemde diyet yapmak çok doğru değil. Hele hele katı diyetler çok doğru değil. Özellikle beslenmek için iyi bir beslenme sistemi oturtmanız uzun dönemde başarılı olmak açısından çok önemli. Uzun dönemde bağışıklık sistemi tutmak açısından çok önemli. Ama hele bu kış döneminde böyle çok sakın sıkı rejimlere girmeyin. Çünkü o sıkı rejimler sonucunda bağışıklık sisteminin ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralden eksik kalabilirsiniz. Bunun ötesinde aslında biz hep hani şeker hastalarının bazı diğer hastalıklar açısından riskli olduğunu söylüyoruz ama hani hakikaten şekerin direkt olumsuz etkisi de var. Tek başına şeker aslına bakarsanız bağışıklık sistemini zayıflatabiliyor. O yüzden diyoruz ki özellikle şekerli ve nişastalı gıdalardan biraz uzak durun. Eklenmiş şekeri gittikçe azaltın. Unutmayın, Dünya Sağlık Örgütü ne diyor? Bir günde erkeğin alması gereken maksimum şeker miktarı 30 gramdır. Kadınınki 25 gramdır. Bir kutu gazoz içinde de 30 gram olduğunu söyleyeyim. Böylece herkes kafasında nasıl bir matematik yapması gerektiğini planlasın. Gelelim üçüncü basamağa. Üçüncü basamakta da özellikle biraz proteine yer vermek gerekiyor. Hatırlayacaksınız, bu hafta içinde sevgili Doktor Ayça Kaya'yı konuk etmiştik. Onda da protein alımından bahsetmiştik biraz.
yerinde ve zamanında ve yeterli miktarda protein tüketmek bağışıklık sisteminin ayakta kalması ve doğru çalışması için çok önemli. Çünkü aslında bizim vücudumuzda olan bütün mekanizmalar amino asit üzerinden, yani proteinin yapı taşları üzerinden oluyor. O yüzden yeteri kadar protein almamız gerekiyor. Kabaca kilogram başına 0.7 ile 1 gram arasında protein almamız bizim için yeterli olacaktır. Dolayısıyla 70 kiloysanız mesela 70 gram kadar gün içinde almalısınız. İşte 60 ile 70 arasında, 80'seniz 70 ile 80 arasında gibi düşünmeniz yeterli olacaktır. Ve tabii ki proteini hani tam anlamıyla böyle mesela et yediğiniz zaman bütünü protein değil. Yani 200 gram et yediğiniz zaman onun belki 60-70 gramın protein olarak tanımlamak gerekiyor. Ama aynı zamanda hani proteini de illa böyle işte yumurta yiyeyim, illa efendim kırmızı et tüketeyim diye düşünmeyin. Aslında bitkisel protein kaynakları da var. İşte bakliyat tüketebilirsiniz. Onların da içinde protein olduğunu unutmamak lazım. Ve tabii ki bağışıklık sisteminin ayakta kalabilmesi için hani biz doğal antibiyotikler olarak tanımladık ama esasında onların içinde hakikaten antimikrobiyal, antiviral özellikleri olan işte sarımsaklı, soğanlı bu tür yiyecekleri tercih edebilirsiniz. Bunlar sizin biraz daha virüslere karşı, bakterilere karşı doğal bağışıklığınızın sağlıklı kalmasını sağlayacaktır. Bir sonraki aşama, belki bundan sonra çok sık konuşacağımız konulardan bir tanesi, o da şu: dost bakterileri beslemek. Yani nedir? Bağırsağımızdaki bakterileri iyi beslememiz gerekiyor. Bağırsağımızda olan bakterileri inanın bundan sonra çok duyacaksınız. Yani mikrobiyatamızdan çok bahsedeceğiz. Aslında bağırsaktakiler mikrobiyatanın sadece bir kısmı. Biz mikrobiyata dediğimiz zaman vücudumuzda taşıdığımız bakterilerden bahsediyoruz. Çok kabaca 70 kilogram olan bir kişinin vücudundaki bu mikrobiyatanın ağırlığı da 2 kilogram kadar var neredeyse. O yüzden hakikaten çok yüksek miktarda bakteri taşıyoruz ama onları aslında bir adeta evcil hayvan gibi görmemiz lazım. Ama bakterilerin bize bir sürü yararı var. Hani cildimiz için de var, sağlık için de var. Özellikle bağırsaktaki bakterileri iyi beslemek gerekiyor. Ben her zaman diyorum ya, onları iyi beslerseniz onlar da size iyi bakar. İyi bakmaları ne demektir? Kalp damar hastalıklarından korur, kanserden korur bu bakteriler ve depresyondan da koruyor. Yani daha mutlu olmanızı da sağlıyor. O yüzden dost bakterileri iyi beslemek için ona patates kızartması vermeyeceksiniz. Ama ona ne vereceksiniz? Pırasa vereceksiniz, kereviz vereceksiniz, efendim işte ıspanak vereceksiniz vesaire. Dolayısıyla onları güzel beslerseniz onlar da size iyi bakacaklardır. Tabii hem bağırsak sağlığı açısından hem de vücudumuzdaki bağışıklık sisteminin iyi çalışması açısından sıvı tüketimi de çok önemli. Gün içinde mutlaka bol sıvı tüketmek gerekiyor. Bu çayla da olur, kahveyle de olur, suyla da olur. Evet, yani kahvenin ve çayın bir miktar idrar söktürücü etkisi vardır. Ama çoğunlukla aldığınız, hani kahvede alınan büyük bir kahve içiyorsanız orada aldığınız su sizin için yeterlidir. Ama yeterli mi değil mi? Bunun için şüphe taşıyorsanız da yapacağınız en güzel şey tuvalete gittiğiniz zaman idrarınızın rengine bakmaktır. Normal ve sağlıklı bir idrar şeffaf veya açık sarı olmalıdır. Eğer rengi koyulaşıyorsa sıvı tüketiminde geridesiniz anlamına gelir. Bu nedenle de o gün sıvı miktarını biraz arttırmanız gerekir. Bunu da unutmayın. Tabii ki önemli noktalardan bir tanesi bağışıklıkta her zaman vurguladığım uyku. Yani hakikaten bakın, sağlık açısından düşündüğümüzde en önemli noktalardan bir tanesi kaliteli uyku. Yeterli miktarda ve yeterli kalitede uyumanız gerekiyor. Sağlıklı bir bireyin 7 ila 9 saat uyuması gerekiyor. Tabii ki yaşa göre değişiyor ama çok kabaca 7 ila 9 saat olarak bilin. Çünkü iyi uyuduğumuz zaman bağışıklık sisteminin hücreleri uyku sırasında sentez ediliyor. Uyku sırasında salınıyor bütün o dolaşım sistemini. Dolayısıyla iyi uyumadığınız zaman direkt olarak enfeksiyonlara açık hale geliyorsunuz. O yüzden uykuyu hiçbir zaman göz ardı etmeyin diyoruz. Ve tabii ki düzenli egzersiz. Şimdi bağışıklık sistemini sadece enfeksiyonlardan korunmak gibi düşünmeyin. Bağışıklık sistemi aynı zamanda bizi kanserden de koruyor. Çünkü biz şimdi doğduğumuz zaman trilyonlarca hücreyle doğuyoruz ama onların bir kısmı büyüyor, ölüyor. Ondan sonra yerine de yenileri yapılıyor. Şimdi bu yenileri yapılırken bazen üretimde hata oluyor ve bu işte tümör hücresinin tümör hücresine dönüşüyor veya kansere dönüşüyor. İşte egzersiz
burada o hücrenin yenilenmesi sırasında işlerin kontrol dışına çıkmasını önlüyor. O yüzden en azından kalp hastalığına da yardımcı olduğunu bildiğimiz için, kalp hastalığını önlediği için de haftada 5 gün yarım saat düzenli yürüyüş yapın diyoruz ve yürürken de biraz yüksek tempoda yapmaya özen gösterin. Yani kalp hızınızı biraz fazla yükseltin diyorum. Stres seviyenizi kontrol altında tutmak da yine bağışıklık sistemini güçlendirmek anlamında çok önemli. Her zaman söylediğimiz gibi duvarın hem insanı gam yıkar. Bunu unutmayın. Hakikaten stresinizi eğer kontrol altına almazsanız bağışıklık sisteminiz kontrolden çıkabilir. O yüzden siz de stres seviyenizi bir değerlendirin. Çok basit nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Yani illa böyle bu arada hep burada arkada gösterdiğimiz gibi işte meditasyon sırasında ya benim aklıma bir sürü şey geliyor zaten yapamıyorum, konsantre olamıyorum falan demenize gerek yok. Sadece sessiz bir yere gidin. Bir kere de nefes alın, iki kere de verin. Yani bir birimde alın, iki birimde verin. Bir saniyede alın, iki saniyede verin. Yani yapacağınız şey bir, iki. Bir de aldınız, iki de verdiniz. Sadece bunu yapsanız bile meditasyon anlamında size hakikaten fayda görür, verir ve stresinizi de kontrol altına alır. Bir de tabii şunu da eklemek lazım. Son madde olarak, 10. madde olarak bunu koyduk. Şart mı? Tabii ki şart değil. Diğer bütün kriterlere uyuyorsanız, söylediğimiz bütün maddeleri yapıyorsanız ve sağlıklı besleniyorsanız illa da besin takviyesine gerek olmayabilir. Ama bir hastalığınız varsa, özellikle mide bağırsak sistemini ilgilendiren bir hastalığınız varsa, yediklerinizi yeteri kadar ememeyeceği için bağırsaklarınız bazı vitaminler ve mineraller açısından yetersiz durumda olabilirsiniz. Veya kanser tedavisi görüyorsunuzdur. Veya gebesinizdir. Veya bebeksiniz. O durumda anneniz babanız bunu düşünecektir. Ama sonuçta özellikle durumlarınız varsa besin takviyelerini almanız gerekebilir. Bunu da mutlaka doktorunuzla görüşerek yapmalısınız. Belli bir rutin kan tahliline göre size hangi maddelerin eksik olduğu ve neleri takviye etmeniz gerektiği doktorunuz tarafından söylenecektir. Ağzına sağlık hocam. Bağışıklık sistemimizle ilgili kış aylarında aslında en ihtiyacımız olan bilgilerdi. Ama besin takviyeleri ve özellikle hasta oldum, dur ben bir antibiyotik alayım gibi fikirler de olabiliyor. Şimdi de onu konuşacağız zaten. Profesör Doktor Ahmet Aydın hocamız gelecek. Antibiyotiklerin doğru kullanımı, ne işe yararlar, ne zaman kullanmak lazım detayları öğreneceğiz. Sizler sorularınızı gönderebilirsiniz Instagram adresimize. Antibiyotiği bilinçli kullanıyor muyuz? Bilinçsiz antibiyotik kullanımı can kaybına yol açar mı? Bebeklerde ve çocuklarda vitamin desteği kullanımı doğru mudur? İnternetten ilaç satın alınabilir mi? Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ahmet Aydın merak edilen tüm soruların cevaplarıyla birazdan doktorum yanımda da. Hemen konuğumuzu davet edelim. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ahmet Aydın geliyor. Günaydın hocam, hoş geldiniz. Günaydın hocam. Günaydın. Günaydın Sevda Hanım. Hoş bulduk. Günaydın. Sağ olun. İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Gerçekten özlemişim sizleri. Aynı şekilde biz de. Çok güzel benim için. Hocam sizin bölümü direkt Selda tak diye söyledi. Bence hiç artık hatasız. Diplomayı hak ediyor. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Ne söyledim ya? Farmasötik toksikoloji anabilim dalı. Hiçbir hata olmadan söylediniz. Peki madem böyle farmasötik toksikoloji deyince ne anlayacağız? Aslında tam güzel bir kelimeyle ilaç toksikolojisi, yani ilaçların güvenli kullanılması, kimyasal maddelerin güvenli kullanılması ve vücudun tehlikelere karşı korunmasıyla ilişkili bir alan. Çok önemli bir alan aslında. Çok önemli bir alan. Tabii. Çünkü yani, tam sağlığın ortasında. Evet. Yani, en önemli kısım. Yani sonuçta çünkü şöyle bir şey var ya, hani ilaç dediğin şey bir yandan yararı var ama yan etki riski de var. Kesinlikle. Hani sürekli siz bunu böyle tartmak zorundasınız. Dolayısıyla hani farmasötik toksikoloji hakikaten çok önemli. Toksikoloji hocam. Benim diplom geri vereyim falan. Estağfurullah. Gerçekten her konuda, yani her malzeme çok etkili olsa bile güvenli olması lazım. İnsanda kullanılacak her malzemenin, her ürünün, ilaç, kozmetik, tıbbi cihazın güvenli olduğunun anahtarı
toksikolojiden geçiyor. Doğru. Ve hastalıkların tedavisinin de en ana ayağı ilaç kullanımı. Hmm. Kesinlikle. Ve oradaki bir yanlış, bir onun hata. Onun güvenliğiyle ilgilenen alan tamamen toksikoloji. Evet. Bugün biraz antibiyotik kullanımından da bahsedeceğiz. Hı-hı. Değil mi? Yani antibiyotik kullanımında mesela sizce Türkiye'de en sık yapılan hatalar neler? Gerçekten antibiyotik kullanımında en sık yapılan hatalar ülkemizde. Yalnız ülkemiz hatalardan dönmeye başladı. Hı hı. 2015 yılından önce herkes istediği antibiyotiğe ulaşabiliyordu. Evet. Eczaneden. Doğru, reçetesi alınıyordu değil mi? Alınabiliyordu. Ama 2015'ten sonra artık gerçekten bu bir süreç tabii. Ve antibiyotikler mutlaka hekim reçetesiyle ve hekimin koyduğu teşhise göre alınır hale geldi. Evet. Dolayısıyla bu bizim antibiyotik kullanımımızın nispeten kontrol altına aldı. Hı. Ama buna rağmen yine antibiyotik kullanımının çok bilinçli olduğunu söyleyemeyiz. Hı hı. Çünkü eğer söyleseydik 2015 yılında Dünya Ekonomik Kalkınma İşbirliği Örgütü'nün yayınladığı raporda ülkemizdeki antibiyotik direnci gerçekten çok üst seviyede, birinci seviyede. Güney Kore, Türkiye ve Yunanistan'da birinci sıradayız. 2015 verilerine göre. Oo. Tabii işte tam o eczanelerden rahatlıkla, hı hı, herkesin kendi istediği antibiyotik almasının miladı 2015. O rapordan sonra şu anda artık antibiyotik kontrolü halinde. Ama işte o 2015'e kadar olan olmuş. Evet. Herkes istediği gibi antibiyotik kesinlikle kullandığı için direnç mi gelişmiş? Kesinlikle. Direnç çok önemli çünkü antibiyotik kullanımında. İleride bizim ciddi şekilde, hatta 2050 yılına kadar eğer yeni moleküller, yeni olaylar, yeni antibiyotik geliştirilmezse bu direnç potansiyeli bir de orada şey de var ya hocam, yani sonuçta bakteri direnç geliştirdiği zaman o aynı yeteneği çocuklarına da aktarıyor. Kesinlikle. Yani, öyle mi? Tabii. Kesinlikle. Yani en büyük sıkıntı o değil mi kesinlikle zaten? Ben şimdi direnç geliştirdim, hamile kaldım, çocuğum oldu. Aktarıyor muyum ona? Hayır hayır. Bakteri kendi çocuğunu aktarıyor. Bakteri ürüyor, evet, anladım. Evet. Yani çocuğunu aktarıyor deyince. Dirençli bakteri yeni dirençli bakteriler oluşturmak istiyor. Tamam, benim gibi anlayanlar olduysa. Evet, tamam. Şimdi hocam aslında sağlıkta şiddette ben çok duydum. Gidiyor sağlık ocağına ya da aile hekimine. Bu antibiyotiği yazacaksın diyor, evet, yazar mısın diyor. Hı-hı. O da diyor ki doğal olarak, yani ben sana yazamam, şu an antibiyotiğe ihtiyacın yok diyor. Orada bile o kadar çok böyle baskı karmaşa var ki hekimlerin, doğru, üstünde. Kesinlikle. Zaten doktora gittiğiniz zaman da öncesinden, yani önce eğer antibiyotik yazmazsa doktorumuz reçetesine hastamızın, bakmadı ya bana, bu doktor iyi doktor değil, bana bir antibiyotik, tabii, bile yazmadı diyebiliyorlar. Doğru. İşte bütün yanlışlarımız burada. Çünkü gerçekten ilaçlar, antibiyotik dahil, ihtiyaç olacak. İhtiyaç olması halinde hekim tarafından reçete edilecek ve güvenli ellerden, yani eczanelerden antibiyotiklere ulaşılacak. Peki eczaneden antibiyotiği aldık. Yani doktorun reçetesini almıştık, eczaneye de gittik. Alındı. Hangi koşullarda saklanmalı antibiyotik ya da saklanmamalı mı? Hani açtın diyelim ki tableti. Aslında çok güzel bir soru. Hı hı. Normalde antibiyotiklerin bir kısmı, büyük çoğunluğu oda ısısında. Yani normal odada saklanabilir. Biz hep buzdolabına koyuyoruz ilaçları. Gerek yok çünkü buzdolabında hangi antibiyotik konulması lazım? Özellikle çocukluk çağında kullanılan antibiyotiklerin sulandırıldıktan sonra, biliyorsunuz genellikle antibiyotiklerin toz halindedir, sulandırılır, çocuklara şurup halinde verilir. Evet. O antibiyotik şurupları sulandırıldıktan sonra mutlaka buzdolabında saklanması gerekir. Hmm. Peki onlar hazırlandıktan sonra kaç gün etkisini devam ettirir? Ve orada en fazla 5 gün veya 6 gün. Hmm. Çünkü ve buzdolabına saklanırsa, eğer buzdolabına saklanmazsa antibiyotik sulandırılmaya başladığı anda bozulmaya başlar. Eğer uygun saklanmazsa. Hmm. O nedenle sürenin içerisinde, maksimum 5 gün içerisinde antibiyotik kullanılıp atılması gerekir. Geçenlerde şöyle bir yazı okumuştum hocam. Yani ilaçların son kullanma tarihi ne kadar önemlidir diye. Şimdi esasında bunun üzerine tabii çok bir program gider de, antibiyotiklerin son kullanma tarihi ne kadar önemli ve son kullanma tarihi geçmiş bir antibiyotik kullanılabilir mi mesela? İlaçların son kullanma tarihi o süre içerisinde diyelim ki örneğin bir tabletin içerisinde 500 mg ampicillin var diyor isek, bu 2 yılın içerisinde son kullanma tarihi de 2 yılsa, 2 yılın içerisindeki o 500 mg antibiyotik onun içerisinde kaldığının garantisidir. Ama şu demek değildir ki, yani 2 yıl bir günde hemen ne oldu içerisindeki? Her şey bitti mi? Hayır, bitmez. Ama bunun kontrolü için, kontrollü kullanım için mutlaka son kullanma tarihlerine ilaçların uyulması gerekir. Hmm. Bunun sonu yok. Kaç gün? 5 gün mü? Yani 2 yılın sonunda 10 gün mü? 20 gün mü? 30 gün mü? Bunlar çünkü ve
İlaç araştırmalarında zaten bu miyatlar verilirken de buna göre verilir. 2 yıl içerisinde bütün 2 yıl boyunca o ilacın miktarı kontrol edilir üreticiler tarafından ve o esnada antibiyotiğin bozulmadığı anlaşılır ve ona göre miyat verilir. Dolayısıyla miyat önemlidir. Hı hı. Evet, kullanma tarihine de dikkat edeceğiz. O zaman bir dikkat edilmesi gerekenlere de üstünden şöyle bir geçelim mi? Olur. Antibiyotik kullanırken nelere dikkat etmek lazım? Birincisi mutlaka son kullanma tarihine dikkat edeceğiz. Kesinlikle. Tabii öncelikle antibiyotik kullanırken de antibiyotiğe ihtiyaç olması lazım yani. Hekim tarafından. Evet. Özellikle bir kendi başımıza antibiyotik kullanmak. Hele hele diyelim ki yani evde genellikle kalır bir tedaviden sonra bir miktar ilaç evde kalıyor ise mutlaka o kullanılmaması gerekir. Dolayısıyla antibiyotik mutlaka hekim tarafından yeni reçete edilmiş antibiyotik kullanılması gerekir. Yani antibiyotiğe ihtiyacınız olup olmadığını hekime bırakmak lazım. Kesinlikle kendiniz karar veremezsiniz. Bana bir çünkü antibiyotik lazım, geçmiyor benim bu hastalığım dediğimizde, yani burada gerçi sağlıkçı olmayanların anlayabileceği bir şey olmayabilir. Ben bir antibiyotik alayım, nereden anlayacağız? Bakteriyel olduğu kanıtlanan hastalıklar. Kesinlikle. Yani bakteri mesela antibiyotik ateş düşürmez. Antibiyotik soğuk algınlığı gidermez. Antibiyotik gribi gidermez. Ama şu andaki yanlış kanıyla ateşim çıktı, antibiyotik alayım. Soğuk algınlığı var, antibiyotik alayım. Antibiyotik kesinlikle hekim tarafından enfeksiyon, bakteriyel bir enfeksiyon olduğu, viral bile değil, bakteriyel bir enfeksiyon olduğunun ispatlanması, kanıtlanması ya da teşhis edilmesinden sonra kullanılması gerekir. Birinci özellik, bir kere bunun altını çizmemiz gerekir. Evet. Antibiyotik kullanımı hocam biraz ishalle de çok bağdaştırılıyor. Yani aslında işte bağırsak problemleri diyeceğim ama direkt ishal dedim. Çünkü antibiyotik kullanırken böyle bir şeyimiz de oluyor. Sindirim sisteminde ya da işte boşaltımda bir değişiklikler oluyor. Bunun önüne geçebilir miyiz? Yanında bir şey kullanmak şart mıdır her antibiyotiğin? Sizi dinlerken Murat Hocam'da ben kopya çektim şimdi. Özellikle bağırsak bakterilerimiz, faydalı olan bakterilerimiz. Çünkü antibiyotiğin özelliği bakteri öldürür. Ve sonuçta bağırsaktaki mikrobiyotamızda, mikroorganizmalarımızda antibiyotiklerden zarar görürler. Ve buna bağlı olarak da, ama her zaman görülmez bu, ishal olayları meydana gelir. Bu ishal esnasında ishali kesmek için ya da olmasını engellemek için faydalı bakteriler, yani işte probiyotik bakteriler, bunlar alınabilir. Ama mecbur değildir. Her antibiyotin yanında mutlaka bir flora koruyucu, bağırsak florasını koruyucu ürünü almamıza gerek yoktur. Eğer dozunda yeteri kadar miktarda kullanılırsa bunlarla ilgili büyük bir etki. Ama genellikle %10 hastaların %10 civarında antibiyotiklere bağlı ishal gelişme ihtimali kuvvetlidir. Burada benim en büyük lisans eğitimimden, yani 30 yıllık eczacılık hayatım boyunca benim tavsiyem hastalarımıza, eğer antibiyotik kullanıyorlarsa yoğurdun suyu, yoğurdun yeşil suyu. Özellikle çok önemli bir püf yoğurdun noktası yeşil gerçekten suyu. Yani hatta bazen de biz atarız o yeşil yoğurdun, evet, yeşil doğru suyunu. Çünkü ya sulanmış deriz bu yoğurdan. Yoğurdun suyuyla beraber hiçbir şey yapamıyorsa bile antibiyotik kullanılması, orada çünkü yoğun B vitamini var ve bağırsak mikroflorasının da yaşamasına destek veren bir yapı. Yoğurt suyu, yeşil evet, çok suyu. Güzel. Ben o yoğurt suyunu karıştırıyorum sulandırdığı zaman, bir daha da sulanmıyor. Onu öğrenmiştim. Evet, zaten odur ya. Yani çok basit. Karıştıracaksın. Ama esasında karıştırdığın zaman işte o bakteriler içinde daha güzel ürüyor. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Yani tam besi yeri yapıyorsun çünkü. Kesinlikle. Ve evde yapılmış yoğurtların yeşil suyu daha fazla. Tabii. Evde doğru. Ev yapılmış yoğurtların yeşil suyu daha fazla. Oradan önemli. Doğru. Evet. Şimdi bir de en büyük hatalardan biri, zamanında yaptık yapmadık mı? Ben artık iyiyim deyip ilacı bıraktık. İşte. Antibiyotiği bıraktık. İşte. Yani alıp da boşuna şimdi ben bağırsaklarımı bozmayayım. Bak şimdi bir sürü insanın yaptığını söylüyorum. Kesinlikle. Kutu bitmeden bırakıyoruz iyileştim deyip. Aslında antibiyotiğin çalışma mekanizması nasıldır hocam? İlla bitirmek gerekir. Kesinlikle. Antibiyotiklerin doğru hekim tarafından reçete edilen antibiyotiğin kullanım sıklığı çok önemli. Diyelim ki örneğin günde 2 tane antibiyotik kullanacaksınız. Sabah, ve bunu akşam 5 gün kullanacaksınız dedi. Sabah akşam lafı bile, özellikle antibiyotikleri eczaneden alırken eczacılarımız onlara saatini de söyler hastalarımıza. Diyelim ki sabah 9'da alıyorsanız akşam da 9'da alacaksınız demektir. Yani sabah 9 var, sabah var, sabah var. Şimdi 8 de sabah, 7 de sabah, 10 da sabah bazılarına göre. Her antibiyotik için geçerli mi bu hepsi süre? Hepsi için saat çok önemlidir. Eğer günde 2 defa uygulanacaksa antibiyotin uygulanma saatinin arası 12, bu 12 saatte bir anlamına taşır. Günde 2 defa kullanılması ve 12 saatisi ayarlayan mutlaka uyumak gerekir. Uyumadığımız anda ne olur? Çünkü bakterilerin, kandaki zararlı bakterilerin, vücuttaki zararlı bakterilerin ölmesi için kanımızda antibiyotin belli bir dozda olması gerekir.
Bu saat uyumazsak diyelim ki 5 saat değil de 15 saat ara verdik arasına. O zaman kandaki antibiyotiğin dozu düşer ve bakteriler bu sefer tekrar çoğalmaya başlarlar. Bu da dirençte çok önemli bir sorun antibiyotik direncinde. Özellikle buna dikkat etmek gerekir dozlama zamanı ve kullanma zamanı. Dediğiniz gibi iyileştim, ateşim düştü. Çünkü ateş düşme derken bakterilerin ölmesine bağlı ateşin düştüğünü söylüyoruz. Yani antibiyotin kendisi ateş düşürmez. Bakteriyi öldürdüğü için ona bağlı ateş düşer. Benim ateşim düştü, artık gerek yok demeden reçete dediği bile planlandığı günün sonuna kadar kullanılması gerekir. Evet. Bu çok önemli. Bir izleyicimizden soru var. Hemen o soruyu cevaplayalım mı? Çok yerinde bir soru oldu galiba. İzleyicilerimizden de sorular geliyor. Buyurun gelsin sorumuz. Doktorum yanında TV360 Instagram adresimiz. İnternetten B12 vitamini söylüyorum. Eczane ile fiyatı farklı. 3 aydır kullanıyorum. Bir yan etkisi olmadı ama fiyatının düşük olması beni endişelendirmeli mi? Kesinlikle. Zaten bir kere yapılan en büyük yanlış burada internetten herhangi bir sağlık ürünü alınması gerekir. İnternetten sağlık ürünü alındığında her türlü riske bedeninizi açıyorsunuz. Dolayısıyla bunun için kesinlikle buna hiçbir şekilde bu cevapta internetten herhangi bir supplement, herhangi bir destek alınmasını hiçbir zaman doğru bulmuyoruz. Bunların adresi eczanedir ve eczanede alınması gerekir. Hocam peki vitaminlerde yani piyasada olan vitaminlerin böyle random yani tesadüf olarak toplanıp da ya bunun içinde gerçekten işte 100-500 miligram C vitamini var mı? İşte içinde üzerinde yazdığı gibi D vitamini 4000 ünite içeriyor mu içermiyor mu diye. Böyle bir mekanizma var mı? Kesinlikle var. Kontrol ediliyor mu yani? Evet, üretim esnasında zaten izin alırken, üretim izni alırken sağlık otoritesi bu ürünlere üretim izni veriyor. Hı-hı. Hatta üretildiği yerlerde GMP dediğimiz iyi üretim, iyi imalat tekniklerine uygun koşullarda üretilmesi gerekiyor. O zaman mesela alırken mesela hangi şeye bakmak lazım? Hangi damgaya bakmak lazım? Neyi aramak gerekir? Kesinlikle ülkenin resmi otoritesinin izninin olup olmadığını. Hmm. Çünkü vitaminler için bir kısmı için Sağlık Bakanlığı izni, bir kısmı için Tarım Bakanlığı izni olduğu olamaz. Takviyelerde çünkü Tarım Bakanlığı. Aynı şekilde. Hı-hı. Herhangi bir, bu bizim garantimizdir en azından. Ulusal bir otoritenin, Sağlık Bakanlığı'nın veya Tarım Bakanlığı'nın bir izin rakamı, numarası varsa bu kontrol eden geçtiğini gösterir ve normal kullanım süresinde içerisindeki miktarların olduğunu düşünürüz. Bir de tabii şu da var aslında yani kişiler tabii bilinçli olmadığı için yani herkes de bilemeyebilir. Şimdi mesela diyelim ki B12 vitamini ama B12 vitaminin bir tanesinin içinde 100 ünite vardır, bir tanesinin içinde 500 ünite vardır. Onu da bilmeden esasında insanlar B12 alıyor muyum? Alıyorum. Kesinlikle. Ama yeterli alıyor musun? O ayrı. Kesinlikle. Onu bilmiyor çünkü. İşte bunun garantisi bir sağlık profesyoneli, hekim ve eczacıyla beraber bu karar verirse alacağını, o zaman doğru bir şey yapmış olur antibiyotik kullanımı. Peki bu internetten satışlarla ilgili neden bir yaptırım yok? Yani internet bir eczane neden almak varken alışveriş siteleri satıyor, vitaminler satıyor. İşte B12 dediğimiz çok ciddi bir vitamin ya. İçeriğini kesinlikle bilmen gerekir yani. Kesinlikle. Gerçekten internetten satılanlarla ilgili zaman zaman yasal düzenlemeler yapıldığını biliyoruz. Bazı sitelerin kapatıldığını, bazı sitelerin, ama bunun da sonu yok çünkü. Yani özellikle hiçbir şeyi yasaklayamıyorsunuz. Ama bize düşen görev burada, yani vatandaşların biz görevi. Biz bilinçli olacağız. Evet, biz bilinçli olacağız ve kimseye kendimizi riske attırmayacağız bu konuyla ilgili. Peki ilaçların içindeki şeyler ne kadar güvenli hocam? Mesela drajeler alıyorsunuz. Kırmızı, sarı, hani böyle renkli renkli şey, şeker gibi görünüyor. Sonuçta onların içinde de koruyucu maddeler var ilaçların, boyalar var. Buradaki hani toksikoloji anlamında soruyorum size. Onlara bakış açısı nasıl? Onların bakış açısı gerçekten güzel bir soru çünkü. Zaman zaman da geliyor karşımıza. Onların içerisinde konulan boyar maddeler, renkli maddelerin hepsi güvenlik değerlendirmeleri yapılmış ve insan sağlığına herhangi bir zararının o dozlarda, uygulanan miktarlarda herhangi bir zararın verilmeyeceği ispatlanmış ürünlerdir. Hmm. Zaten herhangi bir ürüne kullanım izni verilirken arkasında inanılmaz bir toksikolojik datayla beraber karar verilir. Ve o dataların karşılığında denilir ki herhangi bir zararı olmadan onlar kullanabilir. Hmm. Halkımızın hiçbir şekilde endişeye kapılmadan tüm kullanıcılarımızın herhangi bir tabletin içerisinde renkli maddenin bulunmuş olması onun kullanılmasının zararlı olduğunu göstermez. Tamamen güvenli şekilde onun içerisine katılmış anlamı taşıyor. Evet. İzleyicilerimizden de sorular geliyor. Dilerseniz yine bir soru cevaplayalım hocam. Sorumuz şöyle.
Vitamin takviyelerinin çocuklarda kullanılması hastalıkları engeller mi? Çok güzel soru. Evet. Çünkü çocukları birazcık bu takviyeye boğuyoruz yani. Evet. Biraz şundan, biraz bundan. Yapılmış araştırmadan vitaminlere bağlı vitaminlerin bir hastalığın tedavisini veyahut da engellenmesini gösterdiğine dair bilimsel kanıtlar yok. Tamamen destek olarak düşünülebilir ancak hiçbir şekilde güzel antibiyotikle başladık örneğin. Örneğin antibiyotiklerin işte 5 gün günde 2 çarpı 5 gün 2 çarpı 1 5 gün kullandığınız anda enfeksiyonu önlediğinizin garantisi var. Ama vitaminler için, destekler için, supplementler için bu kadar süre kullanırsanız hiçbir şey olmaz deme şansımız yok. O nedenle ne kadar süre kullanılacak? Ne miktarda? Hocam 5 gün mü kullanayım diye sorduğu anda yani 5 gün kullan. Evet. Hiçbir şekilde yok. O nedenle buradaki takviyenin buradaki önemli konu. Eğer yeme bozukluğu yoksa çocuklarımızın, yeme bozukluğu yoksa sağlıklı beslendiğine ailesi, annesi, babasının kanı geliyorsa herhangi bir desteğe ihtiyacı yok. Zaten o desteği de örneğin şu anda çocukluk çağında çocuklarımız mutlaka çocuk hekimlerinde giderek bir gelişme paterni aylık veya 3 ayda bir takip edilir. Eğer o esnada çocuğun yaşına göre bir gelişme paterni varsa zaten destek almasına ihtiyacı yok. Ama ne zaman ki diyelim ki kemik gelişimini hekimimiz az gördü, yavaş gördü. Ona göre D vitamini takviyesi önerebilir, başka vitamin takviyesi önerebilir. Ama bunların hepsinin de gelişmeyle beraber bakılacak ve ondan sonra karar verecek durum. Zaten o yüzden 10. maddede derken onun ben de altını çizdim. Hani besin takviyesi alacaksınız hangi durumlarda alacaksınız? İşte mide bağırsak sistemi problemi gibi, işte gebelik gibi dönemlerde mesela hani düşünülebilir ama onun dışında sağlıklı yaşam kurallarına uyuyorsanız hakikaten çok da böyle onların peşinde koşmaya gerek yok açıkçası. Kesinlikle. Ben bir antibiyotik kısmından tekrar oraya dönecek olursam bir kısmına çünkü orada bir önemli bir konu var. Antibiyotik kullanımında şimdi biz 2015'te gerçekten çok önemli faaliyetler gerçekleştirdik. Çok önemli oldu. Ama bunun sonuçlarını daha yeni alacağız ki bakalım direnç durumumuz ne? Antibiyotik direnci gerçekten üzerinde durulması gereken çok önemli konu. Bir, yıllarca ben enfeksiyon kontrol komitelerinde üye oldum. Ve antibiyotik kullanım komitesinin de üyesiydim. Orada yaptıklarımız mesela her hastanenin bir antibiyotik kullanım politikası olması gerekir. Ülkemizde var. Özellikle yatan hastalarına antibiyotik verme konusunda politikalar uyulması gerekir. Ve o hastanenin antibiyotik bakterilerin antibakteriyel direnç paternleri bilinir. Ve o hastanede yazılan reçete antibiyotik enfeksiyon kontrol komitesinin izni olmadan geçmez. Çünkü bunlar çok önemli konulardır. Şimdi bunu çözdük. Yani hastanede kontrol ediyoruz. Toplumda artık kontrol edilmeye başlandı. En önemli ayağı besin amacıyla kullandığımız hayvansal gıdalardaki antibiyotik kullanımı. Dünyanın geldiği şu anda One Health, belki İngilizcesiyle bir sağlık var. Sadece insan sağlığı değil, hayvan sağlığı için kullanılan antibiyotikler de bizim antibiyotik direncimizde çok önemli hale geldi. Çevre, hayvan sağlığı, insan sağlığı. Hepsi birden bir One, bir sağlık. Ve hepsi birbirine etkili. O nedenle bu konuda ülkemizde 2020 yılından itibaren dünyadaki bu paternde ülkemizde hem Sağlık Bakanlığımız, hem Tarım Bakanlığımız, hem Çevre Bakanlığımız koordineli şekilde çünkü geçen seneki bir her Kasım'ın 18'i Dünya Antibiyotik Farkındalık Günü olarak kutlanıyor. Güzel bir şey çünkü sonuçta. Ve o esnada geçen seneki bir katıldığım toplantıda Tarım Bakanlığımız da gerçekten buna çok özen göstermiş ve hayvan sağlığı için kullanılan antibiyotiklerin kontrol altına alınması, ne kullanılıyor, nasıl kullanılıyor, ne miktarda kullanılıyor. Onlar doğrudan bizim insanın da o antibiyotiğe olan direncini etkiliyor ve değiştiriyor. Bu konu çok önemli hale geldi ve bunu unutmamamız gerekiyor. Kesinlikle. Evet. Antibiyotik kullanımı ile ilgili en önemli şeylerin üstünü vurguladık. Bitirmeden tedaviyi kesmeyeceğiz. Kesinlikle. Son kullanma tarihine çok dikkat edeceğiz. Kesinlikle. Bir de biz böyle gerçekten buzdolabının kapağı bizim gıdalarla değil, ilaçlarla dolu. Doğru. Evet, şurup halindeki antibiyotik buzdolabına konmalı ama hapları niye koyuyoruz hocam? Koymamamız gerekir. Aslında tehlikeli bile. Çünkü üzerindeki kullanma saklama koşullarından. Çünkü buzdolabı nemli ortamdır. Evet. Nem de ilaçlar için düşmandır. Evet. Dolayısıyla bir düşünebiliyor musunuz? İlaç firması veya ilaç üreticisi antibiyotiklerini veya ürünlerini
nemden korumak için inanılmaz bir yatırım yapıyor. İnanılmaz bir yatırım. Biz de onu buzluğa koyuyoruz. Biz de onu götürüyoruz ki yani seni nemli ortama koyacağım ben ve nemli ortamda ilaçlarımı bile bozmak istiyorum. Böyle bir şey olmaması gerekir. Çünkü... Peki hocam saklarken etkin madde böyle hızla kaybolur mu? Ürüne göre değişir mi hocam? Şimdi mesela hani C vitamininin hep diyoruz ya mesela... Ağaçtan aldığın tezgaha gelene kadar C vitamini bir yıpranma sürecine giriyor. Kesinlikle. C vitamini için örneğin güzel bir örnek verdiniz. İnanılmaz bozulur. Evet. Ağzını açık bırakın. İki gün sonra gittiğiniz anda o efervesan tablet. İlaç için de aynı şey değil mi? Aynı şekilde çünkü çok tehlikelidir. Ağzı kapalı olması gerekir. Hatta C vitaminlerini de tek başına her kapsülü tek başına bir alüminyum folyo sarılarak ambalajlanır ki... bozulması geciktirilsin diye. C vitamininin bozulması yani dolayısıyla bu ilaca göre değişir, ürüne göre değişir. Kullanma sıklığı, saklama özellikleri hepsi etken. Bir de şey soracağım. Bana sık sorulan sorulardan bir tanesi de o. Ağrı kesicinin mesela son kullanım tarihi geçti. Gecenin köründe ağrınız tuttu. Baktınız 10 gün önce veya bir ay önce son kullanım tarihi geçmiş bir ağrı kesici buldunuz evde. Ama başınızda çatlıyor veya kolunuz çatlıyor. Kullanılabilir mi? Şimdi ben eczacı, bana sorarsanız eczacı olarak ben kullanırım. Fakat tek bunun için normalde kullanılsa hiç de bir şey olmaz. Ama ama olur ya hassas bünyeli bir kişi. O gün oldu ya o hassasiyeti o güne rastladı. Ve o son kullanma tarihi geçmiş ilacı kullandı. Ve başına bir iş geldi. Yani hastalığı ağırlaştı. Şimdi bunun... Bir mide spazmı bir şey oldu. Ve ilk sorulan soru ne kullandınız? Antibiyotik kullandım. Nasıl kullandım? Veya ağrı kesici kullandım. Özür diliyorum. Ağrı kesici kullandım. Hemen son kullanma tarihine bakılarak ya son kullanma tarihi geçmiş ürün kullandınız. Bundan olabilir. O nedenle... Bir de etkisi az olabilir değil mi? Etkisi... İşe yaramaz mı? Süresi çok önemli. Mesela dedim ki 2 yıl kullanma tarihi vardı. 2. gün aldınız. 5. gün aldınız. Evet. Hiçbir şey olmaz. Evet. Hiçbir şey olmaz. Eczacı olarak bana sorduğunuzdan da hiçbir şey olmaz. Ama vatandaşımızın özellikle son kullanma tarihine uymasını isterim. Çünkü... Bunun sonu yok. Çünkü ben mesleğim profesyonel olduğum için ben kendime karar verebilirim. Tabii. Ama halkımızın sağlığına oynamamız gerekir. Halkımızın sağlığında son kullanma tarihine uyan ilaçlara kullanması önemli. Ben de bir soru soracağım sonra izleyicilerimizin sorularına geçelim hocam. Çocukların aldığı takviyeler az önce siz söylerken aklıma geldi. C vitaminleri tek tek alüminyum folyoda olur. Biraz böyle şekerleme kıvamında çocuklara çiğnenebilir vitaminler var. Pek çok anne baba kullanıyor şimdi onları çocuklarında. İçine şeker katkısı ekleniyor. Bu eklenenler yine gerekli dozda engel olmuyor değil mi vereceği vitamine? Yok. C vitamini, balık yağı böyle şekerli yapıyorlar onları. Çiğnenebilir, çocuk kolay yesin diye. Herhangi bir etkisi yok. Yok çünkü onların sebebi çocuklara ilaç kullanmak gerçekten çok zor. Çok zor evet. Benim de 31 yaşında oğlum var. Küçüklük zamanını hatırlıyorum. Yani o ilaç kullanmaya ihtiyacı olduğunuz anda hele bir de tadının o acılığını hissedersen bir daha ona ilaç kullanma şansınız yoktu. O nedenle tatlandırıcılar, kullanmayı kolaylaştırıcı etkenler, katkılar katılabilir. Aromalar falan. Evet ama bunların etkisine herhangi bir zarar yoktur. Evet. Ama hocam bazı şeyler mesela C vitamini tamamen çiğneme tableti yapsanız o da mesela diş etlerine zarar verebiliyor değil mi? Evet mutlaka zarar verebilir. Çünkü onda uyanık olmak lazım. Kesinlikle. Özellikle zaten şu anda C vitaminlerinin çoğunlukla efervesan yani suya atılıp da eriyen tabletler. O yüzden öyle yapılıyor. O daha kolay çünkü kullanılması. Hatta pipetle içsek daha güzel değil mi? Diğer dişlere temas edelim. Sorularla devam edelim. Süremiz çok daralmış. Buyurun. İzleyicilerimiz diyor ki hangi yiyecekleri tükettikten sonra antibiyotik kullanmamalıyız? Böyle bir şey var mı? Çok güzel bir soru. Özellikle bazı antibiyotikler bazı gıdalarla etkileşir. Örneğin süt. Sütle beraber sütteki kalsiyum örneğin tetrasiklin türevi dediğimiz bazı antibiyotik grupları var. Onlarla beraber kullanıldığı anda antibiyotin emilimini bitiriyor. Dolayısıyla o esnada aynı anda bu kullanılmaz. Bu da aynı şekilde bizim ilaçlarımızla beraber eğer ilacı kompleks yapabiliyorsa, antibiyotimizi kompleks yapabiliyorsa ki kalsiyum bunun çok önemli göstergesi, kalsiyum içeren gıdalarla beraber bu tetrasiklin grubu ilaçları almaması gerekiyor. Soğuk suyla ilaç içilmez derler bir de hocam. Soğuk suyla aslında şöyle soğuk su vücuda zarar çünkü. Soğuk suyla içtiğiniz anda boğazınızı ağrıtırsınız, midenizi ağrıtırsınız. Dolayısıyla o da ısısındaki suyla beraber antibiyotin içilmesi... Yoksa ilaca bir etkisi olduğundan değil. Yok, yok. Bir soru daha alalım hemen. Evet, izleyicilerimiz ilaç kullanımı ile ilgili sorular gönderiyor. Antibiyotik kullanırken C vitamini takviyesi almak gerekir mi?
Evet. Her zaman gerekmez. Hı. Her zaman yine aynı şekilde hekimler ihtiyaç duyarsa, diyelim ki bir 5 günlük tedavi rejimi uyguladı, evet. Ağır bir hastalık geçiriyor. Aslında C vitamini takviyesinin... Muhtemelen üst solunum yolu enfeksiyonu için soruyor zaten hocam. Yani çok klasikleşti ya artık. Kesinlikle 5 gün süreyle hekim ihtiyaç duyarsa rahatlıkla kullanılabilir. Ama evet. Ama kendi başımıza değil kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Evet. Bir soru daha bence sığar. Bir soru daha alırız diyorum. Evet, doktor anneme midesindeki iltihap nedeniyle antibiyotik verdi ama sabah aç karnına almasını söyledi. Antibiyotik aç karnına içilir mi? Güzel de bir soru. Hı hı. Özellikle çünkü örneğin boş mideye herhangi bir ilacın, herhangi bir kimyasal maddenin verilmesi esnasında boş bir midede ve hele bir de mide iltihabı olan bir durumda sıkıntı oluşturabilir. O nedenle mümkün olduğu kadar az bir gıdayla beraber, diyelim ki sabah kahvaltısında çok hafif bir gıdanın ortasına ilacın verilmesi, duruma göre tabii burada hastalığın durumuna, tabii. İlacın kullanma durumuna göre hepsi değişir. Bazıları, ama bazıları da vardır ki aç karnına alınsın ki çok iyi şekilde absorbe olsun. Belki hani işte kalsiyum yani. Gibi şeyle etkileşmeyen kesinlikle, bir şey kesinlikle. Olsun diye tercih etmiştir. Bu da aynı etmiştir. Şekilde yani tek kategoriye evet. Sokamayız. İlacın durumlarına göre bu ya aç ya ortada ya tok kullanılabilir. Hocam evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Rica ederim. Ne güzeldi çok sizi burada ederim. Tekrar görmek. Benim için de öyle. Çok var keyifli sizle beraber olmak. Çok teşekkürler katıldığınız için. Teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek üzere. Bizle kalın lütfen. Programı beraber kapatalım. Evet. Evet sevgili izleyiciler, bugün de bitirdik. İlaç kullanımı ile ilgili gerçekten önemli konuların altını çizdik Ahmet Hoca ile beraber. Yarın tekrar görüşeceğiz. Haftanın son iş gününde. Hoşçakalın. Evet, yarın sizi yine bekliyor olacağız. Bizi lütfen yalnız bırakmayın. Hoşçakalın. Aşılanın.